Mikrofonumuzu bugün vatandaşlara uzattık ve ekonomiyi sorduk. Hemen hemen herkesten aldığımız cevap ise ekonominin iyi yönde gitmediği cevabıydı. Vallahi zengin zaten zengin, fakir de zaten fakir. Allah orta yollu insanlara yardım etsin. Ekonomimiz berbat. Bu açık yani. Ekonomi bozuk. Ekonomi nasıl olacak? Ha, enflasyonu görüyorsun, pahalılığı görüyorsun. Domates çıkmış, domatesi 10 kere diyorsan ekonomiyi sormanın bir anlamı yok. Yani her şey, herkesin bostan çıkmışsa bir domates 10 liraysa konuşmanın bir şeyi yok yani. Ekonomi konuşmanın bir anlamı kalmadı. Yani. Evet, mevsiminde yani. Mikrofonlarımıza konuşan vatandaşlar bu süreçte zengin daha zengin oldu, fakir ise tamamen fakirleşti. Böyle bir ekonomi politikası olamaz, kimsenin geleceğe dönük bir planı yok dediler. Valla bana göre hiçbir şey tadı yok kardeşim. Ekonomi de çok şaka ve köşelerine kalmışız. Ne ürettiğimizde ne de kazancımızın nereye gideceğini de bilmiyorum, nasıl olacağını da bilmiyorum. Hiç iyi değil. Ekonomi berbat, ekonominin İyi olacak bir tarafı kalmamış. Ben traktörü marşuta binip köye gidemiyorum. 5 kilometre köye 100-150 lira yakıyor. Binemiyorum. Binip gitmiyorum yani. Ne yapılması gerekse baştakilerin yapması lazım. Ekonomi ölmüş bitmiş daha onu mu soruyorum? Yüzlerim tiken tiken oluyor. Cepte 5 kuruş para yok. Emekler acından ölüyor ya kardeşim ya. Ya bunun için yapılması lazım gelen bir tek şey var. Bunlar 20 yıldır bu ülkenin bütün kaynaklarını bitirdiler. Cumhuriyet'in değerlerinin hepsini bitirdiler. Şimdi Arap dünyasına muhtaç bıraktılar Türk milletini ve ekonomi diye bir şey kalmamış. Gürcistan bile, ben dün daha Gürcistan'a gittim geldim. Bunlar yani bir sene önce Gürcistan parasıyla bizim para eşitti. Şimdi bizim 1 liramız onların 7 lirası. Gürcistan ya. Ekonomi şu anda kötü diyebiliriz ama dünyada kötü. Doğru mu? Dünyada kötü. Onlar şu anda sezonu çok güzel geçti. Yani Avrupalılar olmasa zaten işler çok kötü. Avrupalılar olduğundan dolayı. Onlardan Allah razı olsun. Onlar olmasa bizim halimiz çok kötü. Esnafı canlandıran sadece Avrupalılar. Ekonomi çok kötü. Niye? Batmış. Ne yapayım artık? Ekonomi diye bir şey kalmıyor. Bu aralar dolar alıyorum. Biraz zam getirsin Recep Tayyip, o yeter bana. Onunla yetiniriz. Ekonomi batmış şu an için. Bir tek mutlu azınlık, saray azınlığı var. Başka halkın arasına indiğin zaman mutlu olan, yüzü gülen hiçbir insan kalmamış. Bunun nedeni 20 yıldır bu ülkeyi yönettiğini sanan iktidarın yapmış olduğu yanlış ekonomik politikalar nedeniyle. Ekonomiye aslında çok güzel anlatan bir şiirim var. Son günlerde yazdığım. Hatta ben bunu Facebook sayfamda, YouTube sayfamda paylaştım. Müziğini de yaptım. Ama siz çok ısrar ettiniz. Bu şiirimi canlı canlı, heyecanlı sizlere okuyayım. Tüm dostlarımıza selam olsun. Be kardeş, fakir fukara aç yatıp kalkıyor. Bir kişi çalışıp beşe bakıyor. Fiyatlar cepleri eli yakıyor. İnsanlar zamlardan bezdi be kardeş. Köylü tarlasını süremez oldu. Çiftçi ekinini deremez oldu. İşçi emeğini alamaz oldu. Fiyatlar herkesi ezdi be kardeş. Kaptan şoför evde miskin yatıyor. Petrolcü benzine katkı katıyor. Bakkal zararına ürün satıyor. Yoksulluk her evi gezdi be kardeş. Bekar olan yuva kurmaya korkar. Evli çiftler geçim derdinden bıkar. Dostluk ölmüş kalan menfaat çıkar. Herkes geleceği sezdi be kardeş.